Assalamu alaikum, hürmetlik Şarkı Türkistanlık aziz yurttaşlarım. Hemenlerinin Ümit Var Sepet televizyon programımızın İstiklal Yolu ve Kahraman Şerife namlık bölümünü görüşünlerini kızgın karşılamız. Ümit Var Sepetimizde hoş geldiniz. 1918 yılı 10. ayının 30. günü. Birinci Dünya Uruşu'da yenilip çıkan Osmaniye İmperiyesi, Uruş'ta galip gelgen Engiliye başçılığındaki itibaktaş devletler bilen Mondros Uruş Toktoş gelişim namesini imzaladı. Bu gelişimnamedenkin Anadolu, yani hazırkı Türkiye zemini Engiliye, Fransiye, Rusya, İtalya ve Grisiye katarlık devletler tarafından tezden işgal kılınışı başladı. Anadolu halkı olsa Mustafa Kemal ve sebdaşlarının etrafına toplanıp vatanını düşman işgalden kurtulmak için umumyüzlük cenk atlandı. Kolu kural tutarlıktaki erler aldık setlerdeki mangan bolsa, arka sette kalan boğay mumaylar, yaş kızlar, ballık ayarlar, Türk cennetlerinin ozukçuluk, kim keçek, tıbbi doğra, ok ve kuralga okşar her kıl can ihtiyaclarını kandaş için umum yüzlük seferber oldu. Bu kıtımkı filmimizde biz Türkiye Azatçık Uruşu mezgilde İstiklal Yolu deb atalgan Karadeniz rayonunun İnebolu sahilinin Kastamonu gıçı, Kastamonu'nun Çankırı gıçı ve Çankırı'nın payitaht Ankara gıçı bolgan 340 kilometre uzunluğundaki sefer üstünü bulup ötken hakiki kahramanlık hikayelerini diktiğine sunumuz. Bulup mu Kastamonu ilinin Seydiler yeğistim bolgan Şerife isimlik yaş bir anının Elif ismindeki emdila 9 aylık bolgan kızı bilen bilen İstiklal Yolu'da tatman cepamı şarkatları, Kayser ve tiz pükmez iradesini düşündürüş getirişimiz. Şundakla, Şarkı Türkistanlık milyonlarca Küreşcan ve Kayser Uygur anlarını yad edip, bulup mu hazır ki vakitlerde en üstünde kalbede iman, vatan ve millet sövgüsü urgup durvatkan kahraman Uygur kız ayarlarına tekme bek ihtiyacımızı bulup atkanlığını takitlep ötümüz. Örmetli yurttaşlarım, kademde İstiklal Yolu ve Kahraman Şerife namlı tarihi hüccetlik filmimizde merhamet kılgaysla. 1919 yılı 5. ayının 19. günü Samsun'a yetip gelgen General Mustafa Kemal ve sebdaşları Anadolu'nda düşman işgalden kurtulduruş için tezden hareket götürdü. Kurallık inkılap başlangan mezgilleri bolgan 1920 yılı 4. ayının 23. günü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup 5. ayının 2. günü yeni bir hükümet vücuda çıkarıldı. 1921 yılı 1. ayının 20. günü bolsa yeni cumhuriyetinin destekli asasi kanun lahiyesi tüzüp çıkıldı. Kabiliyetlik ve tecrübelik Türk komandalları tarafından azatlık koşunu tertipselenip Türkiye topraklarını düşman işgalci armiyesinin tamamen azat kılışı için hücum tayarlığı başlandı. Anadolu'nun düşman işgalcilerinin keyin Karadeniz rayonuna tabi olan İnebolu'nun Kastamonu gıçı olan yezi kışlaklarda yaşavatkan kıyır yaş, er ayal, bütün halk milli güreşke küçünün yetişici yardım kılışı başladı. Kolu kural tutalıgan er kişiler aldıngı septlerge karap mangan bolsa, yaşanganlar, ayallar ve balılar arkı septi kalip aldıngı septge yardım kılışka gayret kıldı. Kastamonu halkı her kaysi caylardan deniz yolu bilen İnebolu kilovatkan ok doğra, miltik ve zemberek oklarını Ankara'ya yetküzüp veriş için Türk Azatlık Armiyesi Komandanlık Ştabı'nın orunlaştırışı bilen koldurdaki bütün imkanlarını işgiselip istiklal yükünü taşış için seferber bolgan idi. Şundakla istiklal cenge katmış için yolu çıkan pidayiler mu Muşu liniye arkalık Ankara'ya itip paralaydı. Şunun için İnebolu'dan Ankara'ya geçip olgan bu şanlık yol İstiklal Yolu deb atalgan idi. İnebolu, Türkiye'nin Garibi Karadeniz rayonuna caylaşkan Kastamonu vilayetine tabi küçük bir sahil kenti. Azatçı kuruşu devam kılavatkan 1920 yıldan 1923 yıl geçe toktavsız 3 yıl Anadolu'nun Şarkı Can Meydanı, Payitaht İstanbul, Bulgariye, Romaniye ve Sovyetler İtibaki Katarlık caylarının parkotlar bilen 10 minlerce tonla tıbbi doğra, miltik ve zemberek okları Karadeniz'in Muşu güzel sahil kentine götkep gelindi. Bu eğer yüktaklar İnebolu sahilge yakın deniz üstüge kayıklar bilen korukluğa çıkarılıp, korukluktan keyin yerli halk tarafından heydep gelingen at, öküz, hıçır ve eşek arvalığı yüklenetti. Bu yükler evvel 95 kilometre musabedeki Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Çankırı yolu arkalık inkılaptan merkez bolgan Ankara'ya elip verilatti.
Karamanu vilayeti ve etrafındaki nahiye yezilarda oğullarını ve erlerini aldı kısapke uzatıp etken anılar ve yaş çuvallar. İnebolu sahilinin Kastamonu'ya bolgan 95 kilometrelik musafını piyade besip ötüp azatlık uruşunun en eğir yüklerini toşuşka atlanan idi. İnebolu'da turuşluk armiye kumandanı Patpalkovnik Hidayi Efendi seferberlik çakırgıdın ki yolga çıkan Kastamonu halkının mundak cümlelerinden tesvirligenliği kayıt kılındı. Kançılık ve kaysıkıl yük gelişi karmay şu günüyle at, öküz ve hıçır koşkan harular bilen derhal Ankara'ya yollaydık. Bir haruva aydı ve katla birlik etim baralaydı. Muşu bir seferi üçün aranla 25 lira hak belirlendi. Yoksul halk algan pulu bilen ailesinin bir aylık turmuşunu aralıkam diyalaydı. İnebolu Ankara yolda yük taşıp atkan bu adamlarga uzaktan kargınızda kandaktu bir yere gidip atkan çömülülerge de okşaydı. Türkiye'nin Gərbi Qaradeniz rayonuna təvəb olgan İnebolu sahil kenti azadlık cenginin en eğir yükünü zimmisi alan caylardan birisi idi. Hərbi yüktaklarının İnebolu'ya yötkep gelinişinin asasçıq sebepleri olsa, Şərqi Qaradeniz rayonlarındaki quruqluq ve deniz katnaş yolları Fransiya armiyesi ve işgalçı devletler darbeden kurallandırılgan Rum ve Ermeni qaraqçılarının kontrol asıda turuvatkanlığı üçün idi. Onun üstüge İnebolu, azatlık görüşünün merkezi kılıp bekletilgen Ankara ve Otur Anadolu rayonlarına en yakın portsiz birden bir sahil kenti bolganlıktan İtibaktaş Armiyenin nezirden uzak kalan idi. İnebolu bu alaylılık bilen Anadolu'da bolu atkan azatlık cengini her kıl uruş esleyerleri ve tıbbi yardımları bilen teminleydiğen birden bir mühim liniye bulup kalan idi. Türkiye Cumhuriyeti kurulgandan keyinki 1924-nji ýylyň 2-nji aýynyň 11-nji güni Türkiye Büyük Millet Meclisi 99-njy ýetimlik alaýdy ýygynynda İnebolu'daki Kıyıkçılar Cemiyeti'ne Ak Lentiler İstiklal Medali taqdim kıldı. Türkiye Halk Meclisi Türk halkı vakalatan İnebolu'lu kahraman kıyıkçılara çoňkur minnetdarlygyny bildirgen boldy. Bu medal mana sizlärni görüp atgandak hazırgıça Muşu İnebolu merkezdeki alaydı bir yerde kent halkının ve ziyaretçilerinin közüge çelikip durmadıdır. Azatlık cengi mezgilleri bolgan 1920 yıllarda İnebolu'da portlar tek kurulmağın idi. Şunun için çoğun tipteki kemilerinin İnebolu sahilige toktuşu mümkün bulmaydı. Deniz ticareti bolsa yerli halkının özleri yasabalığın küçük ve oturu tipteki kolvak ve kıyıkları arkalık ile belirli vatattı. Azatlık cengi devam kılgan 3 yıl boyunca Anadolu'nun şarkı ceng meydanları, paytaxt İstanbul, Romaniya, Bulgariya ve Sovetler İttifakı Katarlık devletler ve caylardan İnebolu'ya gelgen çoğun tipteki yük gemileri yüklerini kuruklukla yakınlaştırış prosesi bolmağanlıktan kuruklukten hili uzak bolgan deniz üstünde toktap parkotun etrafına gelgen kayıkçılara tapşırıp berişke mecbur bolatdı. Kıyıkçılar mı Karadeniz'nin boran çapkın ve dolkunlarına pisent kılmay vatanının amanetlerini korukluğa sağ selamet elip çıkış için gayret kılattı. Oktorlar ulak haruları yüklenip evvel Kastamonu, onun linkin Çankırı yolunu ütüp Ankara'ya karab yolu selin attı. Biz bu istiklal karavanlarına okşaş küre tağ tizimlerinden alıp ötken linkin ersizler yezisi karab yolu çıkaylı. Küre dağlarının bağırgı caylaşkan bu küçük mahallenin ismi Ersizler kenti. İsmi dili malum bolgundak 1900 yıllarının başlarında bu yezide pekat da ayallar ve küçük balılarla kalgan bolup tarihi materyallarga asaslanganda bu yezideki erlerinin hemmesi 1912 yılı ve 1913 yılları yüzbergen 1. Balkan Uruşu ve 1915 yılından 1918 yılları geçe yüzbergen Çanakkale Uruşları'da cengi katnışı için aldın kısapkı getip ceng meydanlarda şehit bolgan iken. Şuna bu yazda hele uzun yıllarca er kişisiz kalıp kişiler hatta meyit namazlarını çürüş gibi amalsız kalgan iken.
Osmaniye İmperiyası'nın ahirki mezgilleri gelgende bu yazıga Ersiz Dere degen nam berilgen bolup, ta hazırgıça Ersiz Dere yaki Ersizler Yezisi degen nam bilen atılıp gelmekte. Kastamonu'nun her kaysı nahiye yeze ve kentlerden gelgen batur ayallar, İnebolu sahilden tapşırıp alıgan ok doğrularını Kağni deb atalgan öküz harvalarına yüklep, Manımuşu Ersizler yezisi ve etrafını ötüp Kastamonu vilayetine karab yolu çıkarttı. Kağni ismi bilen atılıp gelgen bu harvalar, kadim Anadolu halkının 3000 yıldan beri işiltip gelibatkan yük toşuş ve katlaş vasıtasıydı. Küre dağlarından ötüp tahminen 11 kilometre yol alan Batur ayal ve balılar aynı vakitin şu yerge nispeten birden bir isil mihmanhansı bolgan Ecevit Han ve etrafına yetip geletti. Mihmanhana pulluk bolgaşka kol ilgili bolmagan yolucular bolup mu kış ayları yenila eğrılarda at kalılarının tezek burakları içi de konuşku mecbur bulattı. Eğir turmuş, uzun yolculuk ve her hıl kesellikler tüpeyli nurgun isimsiz kahraman anılar ve balılar Muş yollarda şehit bolgan idi. Ersizler yazısı ve Ecevit Han'dan ayrılıp yolumuzu davamlaştırıp manganımızda aldığımızda mühim yerlerden birisi bolgan Seyhidiler nahiyesi çıkıdı. Mana hazır biz İstiklal yolunun mühim ötkenlerden birisi bolgan Seyhidiler nahiyesi gitip geldik. Anadolu'daki başka halklarga okşaş, Seyhidiler halkı mı, meyli Osmaniye İmperiyası mezgillerde bolsun, meyli azatlık cini cereyanında bolsun, köplügen bedel tölügen halklardan birisi. Azatlık uruşta Seyhidilerin elleri aldığın seplerge atlangan bolsa, ayalları İnebolu'dan Ankara'ya geçe Türk armiyesinin ok doğrularının toşuşta alaydı töhpelerine koşkan. Seyhidiler nahiyesi yani şundak bir kahramanlık hikayesi bilen tılgı elinudu ki, o bolsumu Muşu nahiyenin Devrukani kenti, Sati yezisinden çıkan kahraman Anadolu ayalarının bir simovulu bulup, tarih betlerge kayıt kılınan Şerife Hanım ve onun tiz pükmez iradesidir. 1921 yılı 2. aylarının şıvırganlık zimistan soğuk günlerinden birisi de Kastamonu vilayeti Seyhidiler nahiyesi Devrukani kenti Sati yezisinden bolgan 21 yaşlı Şerife yoldaşı Osmanlı aldık sevki uzatıp koygandan kiyin emdala 9 aylık bolgan kızını elip öküz harfesi bilen Karadeniz'den kırgıkı caylaşkan İnebolu kentine karab yolu çıktı. Şerife, etraptın yardımı gelgen başka yaşanılan er ve balılık ayal arıvkeşler bilen bile kırgakka çıkarılgan ok doğrularını yurttaşlarının yardım bilen harfisiga yüklep 95 kilometre uzaklıkdaki Kastamonu vilayete karab yolu çıktı. Kış ayları da İnebolu bilen Kastamonu arlığıdaki tağ yolları hem soğuk hem de ulak vasıtlar bilen yol menişimi naid müşkülüydü. Şerife yol üstüde kızı Elif'nin kusuğun doğuzu koyuşu için karavanın kendinde gelip onlara yetişelmeye kaldı. Şerife tağ yolları da 9 aylı kızı Elif bilen yalnız yol ilip minişka mecbur bulup kalgan idi. Yüklünün eğirliği ve tağ yollarının oğul doğul buluşu sebebi bilen harvesinin bir kolu öküzlerinin acırıp sunup getti. Şerife bolsa bir tereptin öküzünü eydeşge hareket kılsa yeni bir tereptin harvinin acırgan kolunu tutup söyrep minişka tırışattı. Şıvırganlık geçide başka arıvkeşler alma kaçan gözden kayıp bulup kandahtu bir yerlerge gitip kalgan idi. Kızı Elif'nin açlık ve soğuktun yılgan avazını anlayan Şerife derhal toktap kızını emgüzdü. Uma kızıga en ahırkı bir kıtım ıllık anlık mihrini verip kultup zemrek oklarının arsıga saman ve ediyaldın rastlap koygan ıssık orunga yalkızdı da yeni yolu koyuldu. Küre dağları da soğuk barğansırı küçüyüp kar şıvırgan toktumay dağım kılavat attı. Tan akarışka yakın Kastamonu garnizonundan etrafını çarlaş vazifesi için çıkan askerler uzak bulmayan bir yerde toktap kalgan bir harvını baykat kaldı. Yakınığı berip kargında toğlap kalgan bir ayalının cesedini gördü. Şerife garnizonun yakınığı gelip tekimi pek ilgirleşke küçük almay toğlap şehit bolgan iken.
әскерлер Harbi'nin içinden bir buvaqın yığı avazını anlap, zemberek oklarının arasını qarğanı da, orada ıssıq yatkan Elif buvaqını görüp kaldı. Şerife hanım, kızını ve zemberek oklarını soğuk ve qardın qoğdap geliş üçün öz hayatını pida kılgan idi. Kastamonluluk Şerife Katarlıq Batur ayollarının ine bulutun elip kilovatkan oktorları Türk armiyesi üçün intayin muhim ve hel kılğuş ehmiyetki igeydi. Resmi kayıtlarga asaslanğanda İnebolu'dan kilovatkan bu oktorlar şu mezgildeki Türk armiyesinin umumi herbi ihtiyacının %55 prensintini teşkil kılattı. Başkumandan Marşal Mustafa Kemal'ın Közüm Sakarya ve Dumlupınar'da, kuluğum bolsa İnebolu'da digen meşhur sözü Şerife Hanım'da minlerce xalq bidaylarının İnebolu'dan elip kilovatkan oktorlarının azatlıq cengi üçün kançılık mühim ehmiyetke iyi ikerliğini nahayeti inek ibadetle berdi. Kastamonu, azatlıq uruşuda düşmen işğalığı uçurmedi. Lekin uruşta en köp şehit bergen rayonlardan birisiydi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Müdafiye Ministerliği Başkumandanlık Merkezi arxivlerine asaslanğanda azatlıq cengi mezgilde Kastamonu'nun cemi 758 cengçi ve hərbi əməldə hər qaysı cəng meydanlarında qəhrəmanlarca şehit bolğan idi. Başkumandan Marşal Mustafa Kemal ve sebdaslarının diplomasiya ve hərbi cəhətdəki qabiliyyətləri həm də mühimi Batur Türk xalqının müstəqillik cengi qoşqan çəksiz töhfəsi nəticəsində mana bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti qurulub çıxdı. 1920 yılından 1924 yılı geçe bolgan azatlık uruşu ceryanında cemi 37.975 herbi emeldar ve asker şehit boldu. Hürmetli Şarkı Türkistanlık yurttaşlarım, İstiklal yolunda vətini və milleti üçün hayatını pida kılığan Şerife xanımın hikayesi benim hoşuna ayaklaşdı. Vətinimiz Şarkı Türkistan tarihinde bu san sanaksız xanım kızlarımız Xuddi Şerife xanımı oxşar gayri ideyesi üçün kıymetli hayatlarını birleştirgan idi. Məsələn, hərbi kumandan və hükümdar Tomaris, Kayser, Güzel və Latapetlik Batur Uyğur kızı İparxan, 7 kızlarım da atılıp kilovatkan Mayısxan, Dilber, Zöhrəgül, Qəmbər Nisa, Gülayin, 13 kız ve Ahtar Nisa. İbbetlik, Kayser ve vicdanlık Nuzgub. Batırlığı, Kayser iradesi, milletperverliği ve cengivarlığı bilen öz tıpırgını kodaş için en ahirki bir tamçı kendi kalıcı düşman bile erişkan en dila 19 yaş kutuşkan şehit Rizvan Gül. 2019 yılının 5. gündeki kanlık ürünçü kırgıncılığı da zamanı ve kurallarda tutup durgan netçi yüzlüken Hıtay askerleri karşı kahramanlarca ceng ilan kılıp çıkan mihriban anlarımız. Milli ruhu bilen biz Uygur ölmüdük hem ölmeyimiz, yurtlarını kitiş bu bizden tıpırgımızda caranlık avazı bilen hitap kılgan yüreklik kök maykılı kızımız. Kahraman ve cengivar Uygur hanım kızlarımızdan vekillerdir. Hem de milli ruhumuzun teki canlı ikenliğinin uç ispatıdır. Biz işimiz ki aramızda muşu hanım kızlarımızla okşar milyonlarca pidayilerimiz proset kütüp durmakta. Yaratkan ilgimiz vatan içi ve sırtı da azatlık için kollarını dua bilen sabahı götürüp atkan mezlum ve ümitvar anlarımızın dileklerini pat yakında kopluk ilgay. Hürmetli yurttaşlarım, Ümitvar Sefer televiziye programımızın İstiklal Yolu ve Kahraman Şerife namlı hüccetlik filmimiz muşumuna ayaklaştı. Filmimizin keyingi kısmını görüşkice Allah'a emanet olunla. Müstakillik hiyal emez, ümit var bulaydı. Hayırlı hoş.